Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan, Media Markt'la gündemi sizlere iletiyorum. Eren Aydın genç bir sporcu. Takım arkadaşı Bartu Elmas, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eski Galatasaraylı. Marsilya'daydı, Fenerbahçe'ye geldi. Ve formayı giydi ve ben hoş geldiniz derseniz geldim dedi. Eren Aydın da onun altına, o postun altına şöyle bir şey yazdı. Yolun açık olsun. Linç edildi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Sonra çocuk ben özür dilerim sizden dedi. Kırdıysam affedersiniz. Arda Güler 18 yaşında. Real Madrid'e transfer oldu. Bütün dünyanın gözü üzerinde. 19.07'de Dünya Fenerbahçeliler gününü Instagram adresinden yine kutlamadı diye linç edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları ve yöneticileri 28 şampiyonluk konusunda hukuk, hukuksuzluk, hukuka uymayan hareketi yapan hukuksuzların hukukları bu cümleler üzerinden kavga ediyorlar. Şaşırıyorum yani Türkiye'deki marka değerini oluşturan iki tane büyük güç Fenerbahçe ile Galatasaray. Taraftarından başkanına kadar herkes bu kavgayı çok seviyor. Türk futboluna böyle bir katkıda bulunamazsınız. Büyük olamazsınız böyle. Yapmayın, hakikaten yapmayın. Taraftarlar siz de yapmayın. 18 yaşındaki çocuklardan ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Arkadaşını tebrik etmesin mi mesela Eren Aydın? Birlikte büyüdüğü, pas aldığı, pas verdiği, anılarını paylaştığı, yemeğini paylaştığı, hayallerini paylaştığı, sonra ondan ayrıldığı, sonra tekrar ülkesine geldiğinde, başka bir iş bulduğunda, tebrik etmek istediğinde, tebrik edebildiği, gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bana biraz garip geliyor bu işler. Bu ülkede spor kültürü adına yapılması gereken tek bir şey var. Herkesin ama herkesin birbirine saygı duyması. Bu saygıyı duymadıktan sonra nereye varabiliriz ki? Ya nasıl marka değeri yaratacağız Allah aşkına? Tebrik ediyor, sonra tebrik ettiği için özür diliyor çocuk. Diğeri Real Madrid'e gidiyor. Siz hiç Real Madrid'in. Evet evladım, sen eski takımının Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayabilirsin gibi bir şeye izin vereceğini düşünüyor musun? Düşünüyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey yapabilirler mi? Dünyanın en büyük kulübünden bahsediyoruz. Konu bitti, kapandı. Futbolu bıraktıktan sonra Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayabilir. Veya senior olduktan sonra. Şimdi junior, küçücük bir çocuk. Üzerine yüklediğiniz anlamlara bak. Yani sadece beni seversin, kimseyi sevemezsin, kibarlık da yapamazsın. Taraftara bunu söylüyorum, yapmayın bunu. Yöneticilere gelince, yani birbirinize bu kadar hakaret ediyorsunuz, sonra kulüpler birliğinde toplanıyorsunuz. İnsanların gözünün önünde bir kavga var. Kendi aranızda çok güzel balıkçılar, kebapçılar, muhabbetler, iş adamları, para, pul, yani bunları konuşuyorsunuz. Yani bu şekilde Türk futbolu bir yere varabilir mi? Varamaz arkadaşlar, gerçekten hiçbir yere varamaz. Ya bunları söylemek zorunda hissettim kendimi. Bir de şöyle bir sorun var. Mesela biz de mesela Fenerbahçe'yi haklı gördüğümüz zaman Galatasaray'ı haklı gördüğümüz zaman Fenerbahçelilerin tepkisini alırız. Beşiktaşlıları keza, Trabzonluları keza. Çözemeyiz yani bu problem. Bu problemi çözmemize imkan yok. Yani herkese eşit mesafede durmak suçtur. Eğer bir takımın destekçisiyseniz, habercisiyseniz, alkışlayıcısıysanız o zaman konfor alanındasınız. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir konfor alanı olamaz. Özellikle eğer siz medya işi yapıyorsanız, adına gazeteci deyin, adına televizyoncu deyin, adına ne derseniz deyin. Herkese eşit mesafede olmak zorundasınız. Ya da o kalemi bir köşeye koyup formanızı giyip taraftar olacaksınız. Özetle sezon yavaş yavaş yaklaşırken bir anlamda Türk futbolunu sağlıklı, bambaşka bir yere, büyüyen bir yere götürecek olan bu hikayenin üzerinden bir geçmek istedim. Dinlediğinizi biliyorum, umarım sağlıklı bir yere taşırız işi. Bu arada bugün 21 Temmuz Dünya Sağlıksız Yemek Günü. Aslında bakarsanız ben böyle ilginç günleri severim. Ama bugün için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın. Bence yılda bir gün bile olsa insanın sağlığını kötü etkileyecek yemeklere yaklaşmaması gerekiyor. Çünkü vücudumuza her zaman iyi bakmaya mecburuz. O yüzden ben 21 Temmuz Dünya Sağlıksız Yemek Günü'ne özel sağlıklı beslenme ile ilgili konuşacağım. Beni son zamanlarda sağlıklı yemek konusunda en iyi hissettiren şeylerden biri air fryer'ım. Bazen yağ kullanmadan, bazen de çok az yağla çok lezzetli yemekler yapabiliyorum. Her yemek yaptığımda da keşke air fryer'la çok daha önce tanışsaymışım diyorum. Bazı sabahlarsa güne smoothie yaparak başlıyorum. Nasıl? Zaten böyle sağlıklı yiyecekler ve içeceklerle günümü geçirdikten sonra akşam arkadaşlarla halı sahaya gittiğimde normal performansımdan bir tık daha iyi oyun sergileyebiliyorum. Rakip takımlardaki arkadaşlarım bunu dinliyorsa gülüp o sana öyle geliyor diyebilirler. Derler, bilirim. Ama kanıtlarım var. Mesela akıllı saatimden performans takibi yapabiliyorum. Yani ne kadar düzgün beslenirsem o kadar güzel bir gün geçiriyorum. Uzun lafın kısası, hayat sağlıklıyken güzel.
Siz de beslenme alışkanlıklarınıza biraz daha sağlık katmak için benim gibi teknolojiden yardım alabilirsiniz. Airfryer'lardan smoothie makinelerine, blenderlardan akıllı saatlere, hayatınıza sağlık katacak tüm ürünlere teknolojinin adresi MediaMarkt'tan kolayca ulaşabilirsiniz. 21 Temmuz'da bile sağlıklı yaşamanın MediaMarkt'la tam zamanı. Podcast dinle de MediaMarkt'ın katkılarıyla hazırladığım gündemi sizlere ilettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.